Ve bakın bunları böyle normal karnıyarıklık şekilde hazırlıyoruz. Vaktiniz varsa lütfen bir çizik atın. O kadar güzel oluyor ki. Göbekleri kışın... mi? Evet evet. Aa. Kışın geldiniz şey yaptınız marketten kıymalı harcınız var ama patlıcan malum kışın yenmiyor. Canınız da çekti. Buzluktan bir poşet çıkar. Ben altılı altılı poşetliyorum bunları. Biliyorsunuz beni de uzun zamandır Instagram'da takip eden bütün izleyicilerim biliyor. Ama pazardan alırken tek ricam size böyle mini patlıcanları alın. Bebek. Çünkü bunlar hem taze, içi çekirdeksiz olur. Böyle tatlı püf noktalarım da olsun size. Hem de minik olduğu için porsiyonluk olur. Çok uzun bir patlıcan hem dolaba girerken sıkıntı yaşar, daha hızlı kararır. Hem de istediğimiz o hoş görüntüyü elde edemeyiz yani. O yüzden bakın böyle. Çok harika güzel oldu. Porsiyonluk olur bu değil mi Nermin? Aynen. Sen onu sürerken ben de pişirme kağıdına yerleştireyim. Peki fırında pişirirken nasıl pişireceğiz? Bu da çok önemli. Normaldeki yağdaki kızardığı lezzeti alabilecek miyiz? Şimdi tabii ki fırında da pişirdiğinizde aynı yağdaki lezzeti alabileceksiniz. Fakat hani morarmasını istemiyorsunuz ya, onun bir püf noktası var. Hemen anlatacağım. Siz değerli izleyicilerim oradasınız değil mi? Bak sormadım. Kahvaltı yapılıyor mu? Çaylar içiliyor mu? Bak bu çok önemli. Kendimizi ihmal etmiyoruz. Patlıcanımı dizdim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdiden kışlıklarımızı hazırlıyoruz. Ben özellikle şuradan bir çizik atıyorum ki içi de daha güzel pişiyor. Sonrasında karnıyarımı doldururken şuradan dolduruveriyorum. Yani böyle kendimce bir şeyler oturtmuşum seneler içinde. Biraz da ev hanımlığı tecrübesi oldu yani bizde. Eskiden ben ev hanımıyım diyemiyordum. Çünkü birazcık ne derler görmek lazım. Annelerin yerine gelebilmek için anne gibi anne olmak lazım. Aynen öyle. Şöyle ama Rabbim kimseyi hastanelere düşürmesin. Amin. Dün ben acile gidince orada fark ettim. İnsanların ne derdi var, ne derdi sıkıntısı var anlatamam. Bizim gerçekten iyi günümüz, gerçekten güzel günümüz. Tabii ki böyle şeyler yaşayacağız. Yeter ki sağlık olsun ama biraz herhalde koşturmaca, biraz nazar. Dün hepsi beni var. Bayağı bir yordu. Şu an onu hissediyorum yani gerçekten. O yorgunluğu hissediyorum. Şöyle. Harikayız. Tabii. Serpil fırçayla yağ istiyorum tatlışka. Hemen geldi. Şimdi bunları doğradık. Tuzlu suda beklettik. Vakit varsa mutlaka tuzlu suya koyun. Ama yaz patlıcanı olduğu için, kıraç almadığı için, acı olmadığı için efendim ben bunları bu şekilde yapıyorum. Evdekilerini de çok nadir koyarım. Şimdi bu aşamada ben ne yapayım bu arada? Serpil sen döndürürsen benim önden yağladıklarımı ters düz yapalım. Hemen yağlayıp döndürelim fırına. Şöyle. Ben bir sıra gideyim, sen hepsini öyle döndür. Tamam. Sıramız şaşmasın. Şöyle bakın, yaptığım sadece bak az yağda. Düşünün, bol yağda kızarttığınız patlıcanın ekliği yüksek. O kadar aslında belli bir süre sonra zararlı hale dönüyor. Ve bir de şey diyorlar, patlıcan dolapta saklanmaz muhabbeti var. İşte çok yağlı olduğu için, yağ dolapta donacağı için saklanmıyor. Fakat siz bizim gibi sadece bak şu an ben bir yemek kaşığıyla yağlamış oldum. Mis. Bir azıcık. Yemek kaşığıyla Serpil ızgara bölümünü açıp yani orta kısmını iyice yüksek 200 derecelik ayara getirir misin fırınıma? Izgarayı açtım. Aynen iyice. 200, ben şimdi max'a bütün, getirdim 250. Evet, bütün püf noktalarını gösteriyorum. Siz bunları böyle bir tepsi yapmayın. Ben bunları evde yaparken 6-7 tepsi yapıyorum. Hani bu benim bu. Burada 2 poşet çıkacak. Ben evde yaptığımda 12 poşet çıkartıyorum. Şimdi bunlar da hazır Serpil'im. Gönderelim şöyle. Biliyorum. Çıtır çıtır kızarsın. Ara ara şey yaparız fırında. Ters düz yaparız bunları. Tamam, hadi bismillahirrahmanirrahim. Biz. Yeğenlere afiyet şifa olsun. Rabbim yoklukluğunu vermesin hiçbir şeyin. O kadar güzel ki bu nimetleri saymakla bitiremiyoruz efendim. Evet. Şimdi ben şu kartlarımı bir elime alayım. Mısır atalım mı Nermin kaynasın? Birinci şifre efendim. Ne veriyoruz Serpil bugün? Bulamadın mı bir şey? Hayır, unuttum. Git bu bir tane bir şey şifreleri söyleyeceğim. Bana bununla gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.